Balkan Savaşları 1912-1913. Balkan Savaşları, Balkan Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında yapılan ve iki döneme ayrılan savaşlardır. Makedonya'nın Bulgaristan sınırları içine katılması, Sırbistan ve Yunanistan'ın topraklarını genişletmek istemeleri, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Balkan Birliği'ni kurmasındaki amaç, Slavları birleştirip Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkan topraklarını Balkan devletleri arasında paylaştırmak ve boğazlara yerleşmekti. İtalya, Trablusgarp ve Bingazi'ye asker çıkardığı için İtalya-Osmanlı Savaşı patlak vermişti. Bulgaristan İtalyanları İtalya'da Bulgarları destekledi. Makedonya'yı etkisi altına almak isteyen Rusya da onları Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırttı. Rusların ön ayak olması sonucu Osmanlı İmparatorluğu'na karşı 13 Mart 1912'de Bulgaristan-Sırbistan Anlaşması imzaladılar. Ardından da Yunanistan, Osmanlı egemenliğinin sürmesi ve yıllık vergi ödemesi koşuluyla Girit'in kendisine bırakılmasını istedi. Osmanlı Devleti Yunanistan'ın bu önerisini kabul etmeyince 29 Mayıs 1912'de Bulgaristan'la Yunanistan aralarında anlaşma imzaladılar. Karadağ'ında bu Balkan Anlaşması'na katılmasıyla aralarında askeri anlaşmalar yaptılar. Bu gelişmeler karşısında önlem alınması gerekirken Harbiye Nazırı Nazım Paşa hizmet süresini çok geçirdikleri gerekçesiyle Rumeli'de 120 tabur askeri terhis ettirdi. Balkan devletleri bundan yararlanarak Berlin Anlaşması'na göre Rumeli'de yapılması gereken yeniliğin yapılmadığını ileri sürüp Osmanlı Devleti'ne bu konuda nota verdiler. Osmanlı Devleti bu nota üzerine 8 Ekim 1912'de genel seferberlik ilan etti. Balkan devletleri arasında yapılan ilk anlaşma 13 Mart 1912'de gizli olarak imzalanan Sırp-Bulgar Anlaşması'dır. Anlaşmanın imzalanmasından sonra Bulgaristan'da Osmanlı Devleti'ne karşı gösteriler başladı. Sırp-Bulgar Anlaşması'ndan 2 ay sonra Bulgar-Yunan, daha sonra da Karadağ-Bulgaristan ve Karadağ-Sırbistan Anlaşmaları imzalandı. Karadağ-Bulgaristan Anlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti ile Karadağ arasındaki ilişkiler iyice gerginleşti. Öte yandan Sırbistan, Karadağ ve İtalya'nın da kışkırtmasıyla bağımsızlık isteyen Arnavutluk'ta ayaklanma oldu. Balkanlardaki bu karışıklıkların sonunda ilk olarak Karadağ Osmanlı Devleti'ne savaş açtı. Bu yolla Sırbistan ve Bulgaristan ile Yunanistan'da katıldılar. Böylece 1. Balkan Savaşı çıkmış oldu. Osmanlı İmparatorluğu güç dengesinin zararına olduğu bir savaşa girmişti. Müttefiklerin asker sayısı 510 bin iken Osmanlı Devleti'nin Trakya, Makedonya ve Arnavutluk'taki tüm kuvvetlerinin sayısı 250 bindi. Öte yandan subay ve asker eksikliği nedeniyle ordu sağlıksız bir yapıya sahipti ve elindeki araç gereçler eksikti. 1. Balkan Savaşı Doğu Rumeli olan Doğu Trakya ve Batı Trakya ve Batı Rumeli olan Makedonya ve Arnavutluk olmak üzere iki cephede geçti. Osmanlı kuvvetlerinin Doğu Ordusu Komutanlığı'nda Abdullah Paşa, Batı Ordusu Komutanlığı'nda Ali Rıza Paşa vardı. Edirne-Kırklareli sınırında ve bu sınırın gerisinde toplanan Osmanlıların Doğu Ordusu, 22-23 Ekim 1912'de yapılan savaşta sayıca üstün olan Bulgar kuvvetlerine yenildi ve Karaağaç Lüleburgaz'a doğru geri çekildi. 28 Ekim 1912'de Lüleburgaz'daki savaşta yenilen Osmanlı ordusu Çatalca'ya döndü. 17 Kasım'da bölgeye saldırıya geçen Bulgarlar bu kez başarı elde edemediler. Böylece İstanbul'un geçici olarak güvenliği sağlandıysa da Trakya Osmanlıların elinden çıkmış oldu. Batı cephesinden de Sırplar, Karadağlılar, Bulgarlar ve Yunanlılar kolay galibiyetler elde ettiler. Ekim'de Priştine, Kosova, Lap, Serfice, Yeni Pazar, Koçana, Üsküp, Kasım'da ise Preveze, Yakova, Selanik, Manastır, Resne, Debre, Ohri, Tiran ve Akçahisar elden çıktı. Bu arada Yunan cephesine Tahsin Paşa bir tek kurşun atmadan Türk kol ordusunu Yunanlılara teslim etti. Yan yanında düşmesinden sonra Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa görevinden ayrıldı ve yerine Kıbrıs'ı Kamil Paşa geçti. 3 Aralık 1912'de Osmanlı Devleti'nin isteği üzerine Yunanistan'ın dışında öteki Balkan devletleriyle ateşkes sağlandı. Sonra da Londra'da barış görüşmeleri başladı. 16 Aralık'ta İngiltere Dışişleri Bakanı Edward Grey'in başkanlığında Londra'da başlayan barış görüşmeleri sırasında Edirne ve Trakya ile birlikte tüm Balkanlar ve Ege adaları istenince Osmanlı Devleti bu anlaşma koşullarını ağır buldu ve 6 Ocak 1913'te görüşmelerden çekildi.
Bir süre sonra Bulgarlar ateşkes anlaşmasını bozup Sırplardan da yardım alarak Edirne'yi bombaladı. Bir Osmanlı ordusu Bolayır'a doğru ilerlerken Sırp ve Bulgar kuvvetleri Çatalca'da geri püskürtüldü ancak Edirne tehlikeli günler yaşıyordu. Ateşkese konulan bir maddeyle Osmanlıların buraya erzak gönderemeyecekleri benimsendiğinden kente açlık baş gösterdi. Öyle ki askerler ağaç kavaklarını kemirerek beslenmeye çalışıyorlardı. Buna karşın Edirne savunucusu olarak tanınan Şükrü Paşa teslim olmak niyetinde değildi. Talat ve Bahattin Şakir Beylerin olumsuz propagandaları moral bozmakta gecikmedi ve 5 aydan çok dayanan kent 6 Mart 1913'te teslim oldu. Bulgar Kralı Ferdinand Şükrü Paşa'ya takdirlerini bildirerek kılıcını geri verdi. Güçlü bir donanmaya sahip olan Yunanlılar, Balkan Savaşı'nı başlatmasından sonra Ege Denizi'nde de harekete geçerek başta Bozcaada, İmroz, Gökçeada, Taşoz, Limni, Midilli ve Sakız adalarını ele geçirdiler. Böylece Ege Denizi Osmanlıların elinden çıkıyor, Ege'deki Osmanlı egemenliği sona eriyordu. Ocak 1913 ortasında Rauf Bey komutasında Ege Denizi'ne açılan Hamidiye kruvazörü kahramanca savaşarak Yunanistan ve Arnavutluk kıyılarıyla Yunan gemilerine büyük zararlar verdi. Edirne'nin düşmesi üzerine Bulgarlarla bir anlaşma yapıldı. Midyenes sınır kabul edilerek Edirne içinde olmak üzere Osmanlılar 1321'den başlayarak egemenleri altında tuttukları Rumeli'den tümüyle çekildiler. Ayrıca 1. Balkan Savaşı'nı bitiren bu anlaşma uyarınca Güney Makedonya, Selanik, Girit Adası Yunanistan'a, Kuzey ve Orta Makedonya Sırbistan'a verildi. 1. Balkan Savaşı sonunda en büyük kazancı Bulgaristan elde etti. Bulgaristan'ın yeni sınırı doğuda Edirne'yi içine alıyor, batırda Arnavutluğa dayanarak Yunanistan ile Sırbistan'ın bağlantısını kesiyordu. Bu duruma razı olmayan Yunanistan ve Sırbistan'ın yanı sıra Romanya'da Bulgarların üstünlüğünü benimsemedi. Rusya ise bu konuda Sırbistan'ı destekliyordu. Bulgaristan, zamanın kendi zararına işlediğine karar vererek Londra Anlaşması'ndan bir ay sonra 29 Haziran 1913'te müttefiklerine karşı saldırıya geçti. Böylece 2. Balkan Savaşı'nı başlatmış oldu. Bulgarların Sırp ve Yunan kuvvetleri karşısında başarı kazanamadığını gören Romanya, 10 Temmuz'da Bulgaristan'a saldırdı. Silistre, Totrakan, Splevne bölgelerini kolayca ele geçiren Roman ordusu Sofya'ya doğru ilerledi. Bu arada Bulgaristan'a saldıran Osmanlılar da Edirne ile Kırklareli bölgesini hiçbir direnişle karşılaşmadan ele geçirdiler. Böylece Edirne kenti geri alındı. Bulgaristan'ın tam yenilgisiyle sona eren 2. Balkan Savaşı sonunda bu devletler arasında 10 Ağustos 1913'te Bükreş Anlaşması imzalandı. Romanya ele geçirdiği yerleri aldı. Yunanistan, Karadağ ve Sırbistan da sınırlarını genişletti. Bundan sonra Osmanlı Devleti yeni duruma göre Bulgaristan'la 20 Eylül'de İstanbul Anlaşması imzalayarak barış dönemine girdi. Yeni batı sınırı Enez'den başlayarak Meriç kıyısını 60 kilometre kadar izledikten sonra Edirne'nin kuzeyine eski Bulgar sınırına ulaşıyor ve buradan Midye'nin 40 kilometre kuzeyinde Karadeniz'e varıyordu.